de pazara gelme. Yani millet iyi parti inşallah. Ya millet pazara gelir. Daha niye eve gelir? Millet de eve gelir. Millet şöyle şey. Tamam bu sene spor ya. Bu sene iki zaman alın bir ilişki. Ama alsın ya. Bizim mülkemlerimiz de başka bir ilişki. Bizim Yeşilyurt Belediye Başkanımız her bayram buraya ziyarete geldiği gibi bugün de Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etmektedir. Naci Bey de devamlı yanımızda olmuş, çiftçilere, besicilere, tecirlere devamlı destek olmuş. Genel müdürümüz de hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum başkanım. Mahallemizdeki bu Canlı Hayvan Pazarı'nın bayram öncesi gezmeleri artık kendiler için şey oldu, geleneksel oldu. Sağ olsunlar, bizi ziyaret ediyorlar mahallemizi, sorunlarını dinliyorlar. Canlı Hayvan Pazarı'nın da sorunlarını dinlediler başkandan. Ben mahallem heyetim adına Çınar Başkan'dan razıyım. Teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar. Esenlik olarak Canlı Hayvan Pazarı'nı işletmesi bizim sorumluluğumuzda. Yaklaşık 20 gündür burada ciddi bir tadilat ve tamirat işlerine giriştik. Bayrama hazır hale gelmiş durumdayız Allah'a şükür. Çiftçilerimize en iyi hizmeti vermek adına bütün arkadaşlarımızla, ekibimizle beraber burada devamlı çalışıyoruz. İnşallah hemşerilerimiz de burada huzurlu bir şekilde bayramı geçirirler, kurbanlarını keserler. Burada hem satış hem kesim hizmeti verilmektedir. Bütün hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. İnşallah huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu vesileyle Kiltepe bölgesinde bulunan canlı hayvan pazarını yerinde ziyaret ediyoruz. Bayram yaklaşmasına rağmen aslında Malatya çok böyle en hareketli günlerini yaşıyor. Çünkü buradaki üreticilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda çiftçi ve kayısı sezonu, hasat sezonu, arpa buğday zamanı onlarla da ilgilenmek durumunda kalıyor. Tabii burada hayat çok erken başlıyor. Saat sabahın 5'inde başlıyorlar. Ondan sonra öğleye kadar da buradaki hayvan üreticilerimizin işleri bitiyor. Bu yılda gördüğümüz kadarıyla tamamen hazırlıklar tamam. Bütün üreticiler yıl boyu üretmiş oldukları hayvanlarını buraya getirip sergiliyorlar. Canlı kilo olarak da kesim olarak da böyle anahtar teslim poşetleyip teslim edecek şekilde de hazırlıklarını yapmışlar. Biz de her bayram aslında hem geleneksel hem de bayramla ilgili tedbirleri almak, buradaki üreticilerimizin sorun sıkıntıları ve kesim yerleriyle ilgili istişare etmek için bir araya geliyoruz. İnşallah tabii bayramın tatlı telaşıyla birlikte kazasız belasız bir şekilde en güzel şekilde de bu kurban ibadetimizi de yerine getiririz. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine kesim yerleri belirledik. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte diğer Kasaplar Odası, Hayvan Pazarı'nın başkanı ve ilgili meslek örgütleriyle birlikte organizasyonumuzu yaptık. Vatandaşlarımızdan özellikle burada hayvan almaya gelip yerinde görerek ondan sonra almalarını da buradan tekrardan ilan ediyoruz. Aynı zamanda alacakları hayvanı da hem bizim belediyemizde hem de burada bulunan veterinerlere de baktırtabilirler. Yaşının ki burada teknik olarak da kapak açmış mı açmamış mı, yıl olarak, ay olarak, gün olarak yeterli mi değil mi, o ibadet için kesilmesine, kurban olmasına engel herhangi bir halinin olup olmadığını da mutlaka baktırmalarını buradan istirham ediyoruz. Tabii kurumlar olarak, belediyeler olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz ama yine de hemşerilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Keserken kurallara, kaidelere de riayet etmesi lazım. Mutlaka bilen biri nezaretinde de bu kurban ibadetini kestirmeleri gerekiyor. Biz dediğim gibi her türlü tedbiri, her türlü çalışmamızı yaptık, her türlü eksiğimizi giderdik. İnşallah birkaç gün sonra bu ibadetimizi de en iyi şekilde yapıp tekrardan kurban Allah'a yaklaşmaktır. Kurban yılda bir hali vakti yerinde olan Müslümanın
kesmesi gereken ve kan akıtması gereken bir ibadettir. Rabbim bütün Müslümanların kurbanını kabul etsin. Buradaki üreticilerimize de ben kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Allah kazasız belasız inşallah günlere ulaştırsın diyorum. Genç üreticilerimiz Altyazı M.K.